Merhaba, ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam oynanmış olan Konyaspor Trabzonspor maçının bir değerlendirmesini yapacağım. Dün sıcağı sıcağına düşüncelerimi aktardım. Maç içerisindeki aksiyonları konuştuk. Bir geriye dönerseniz detaylı izleyebilirsiniz ama bugün biraz daha taktiksel. Klasik maç sonunu konuşacağımız, röportajları değerlendireceğimiz, Abdul Hoca'nın tercihlerini, maçın başındaki sakatlık durumunu, Abdul Hoca'nın kulübedeki hamlelerini hepsini değerlendireceğimiz bir video olacak. Dolu dolu sohbet adına bir video olacak. 54 bin barajını geçtik. Hedefimiz 61 bin şimdi. 54 bini yakaladık. Hızlı bir yükselişimiz var. Tekrardan yükseliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim ilgi ve alakanızdan dolayı. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Elimden geldiğince tek tek okumaya çalışıyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de düşüncelerinizi lütfen aktarın bana. Şimdi dünkü çektiğim videonun altında da yazıldı. Instagram sayfam üzerinden de bana çok fazla sordunuz. İsmail Köybaşı tercihi neden diye sorular geldi. Şimdi İsmail Köybaşı tercihi aslında Denswil'in sakatlanmasından dolayıydı. Denswil ısınmada sakatlandı, denedi, baktı, olmadı ve Denswil oynamadı arkadaşlar. Hoca da İsmail Köybaşı'nı kullanmak istedi. Şunu yapabilir miydi? Serkan Hasan'ı sol sağ beke, Bruno Perez'i sol beke koyabilir miydi? Koyabilirdi ama Abdullah Hoca ben sol bekle sol bekle başlayayım, sağ bekle sağ bekle başlayayım dedi. Yani Bruno Perez çünkü biraz sol bek gibi değil. Sağ ayaklı olduğu için, sol ayağını da kullanmadığı için orada biraz sırıtıyor. Şimdi hoca hem sağ bekte Serkan'a herhalde fazla güvenmedi bu maçta. Hem de Bruno Perez'i de orada öldürmeyelim dedi tabiri caizse. Dedi ki hiç bozmayayım, İsmail'i koyayım diye düşündü diye düşünüyorum. Denswil'in sakatlanması bütün dengelerimizi alt üst etti. Şimdi Vitor Hugo kırmızıyı gördüğü an oraya Denswil'i çekerdi arkadaşlar. Atıyorum Abdülkadir Ömür'ü oyundan alırdı. Oraya Bakasetas'ı kaydırabilirdi. Berat'ı kaydırabilirdi bir şekilde. Hani oyun içerisinde çok fazla dağıtmak ya da orta saha sistemini değiştirebilirdi. Birden dörtlüye dönüp ön tarafa sadece Cornelius'u koyabilirdi. Hoca ne yapardı? İsmail'i koyardı. Abdülkadir Ömür'ü kenara alırdı. İsmail'i oyuna sokardı. İsmail, Berat ve aynı şekilde de kaleci Uğurcan Çakır'la üçlü yerli yapardı gibi hamleler yapabilirdi. Ama Denswil'in sakatlığı, 2 Dorukhan'ın sakatlığı, 3 Abdülkadir parmağın sakatlığı, hocanın Yunus Mallı'yı hiçbir şekilde kullanmaması, ki Yunus Mallı'yı neden kullanmıyor ben biraz şaşırıyorum. Yunus Mallı gibi bir oyuncu kenarda bu şekilde bekletilmez, beklemekten de hoşlanmaz. Biraz orada sıkıntılar olduğunu görüyorum. Ya oyuncu hazır değil belki, evet, ama bir sıkıntı. Şu ana kadar Yunus Mallı'yı hiç kullanamadık neredeyse. Onun için çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Onu da geçiyorum arkadaşlar. Yani kulübeye bakıldığı zaman Abdullah Hoca'nın eli de bence çok fazla zengin değildi. Kenardan Gervinho Canini hamlesi vardı, evet, ama bu iki oyuncu da sakatlıktan geldi. Mesela Canini'nin değişikliğin için şunu söyleyebilirim. 16 gün idmana çıkmadı, 2 gün antrenman çıktı ve 45. dakikada bunu oyuna sokması tamamen Abdülkadir Ömür'ün performansıyla alakalı. Neden? Abdülkadir Ömür inanılmaz kötü oynadı. Ben yani biraz futbolun içerisinden, biraz futboldan anlıyorsam Abdülkadir Ömür'ü kırmam adına tuttuğunu düşünüyorum ben Abdul Hoca'nın. Çünkü bir maçta 30'da çıkarttı. Şimdi bir daha çıkartırsa sıkıntı olacak. Ama Abdülkadir Ömür'e şunu söyleyebilirim. Artık sazı eline alması lazım. Bu kadar fırsatı hiçbir teknik direktör vermez. Yatsın kalksın Abdul Hoca'ya dua etsin. Gerçekten Abdul Hoca büyük şans veriyor, büyük fırsat veriyor ve kazanmak için her şeyi yapıyor Abdul Hoca. İnanın bana hiçbir teknik direktörü, yerli yabancı, kimse vermez bu şansı. Tabi yerli statüsünden dolayı da birazcık kurtar şey yapıyor ama sonuçta sağda İsmail vardı, Berat vardı ve arkadaşlar kalede Uğurcan Çakır vardı. Belki sonradan İsmail hamlesi geldi maçın başında, belki planlanmadan. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü de kadrodan çıkartmak istememiş olabilir hoca. Sonuçta stada oynamaya gidiyor adam. Maçtan önce bir toplantı yapılır. Toplantı salonunda 2-3 saat önceden bir toplantı yapılır. Toplantıda bütün kadro yazılır. Frikikle atacaklar, duran top atacaklar, rakipleri birebirle her şey yazılır hemen hemen. Her şey bilinir ve soyunma odasında bu tekrarlanır takımın oyuncu değişikliklerine göre. Sen şurada duracaksın, sen barajın burasındasın gibi bütün detaylar verilir arkadaşlar ve stada gidersin. Statta tabii beklenmedik bir sürpriz. Şimdi Abdülkadir Ömür de ısınıyor, ısınmada yok sen oynamayacaksın diyemez hoca. Mecbur bu şekilde çıktı. 4 tane yerliyle çıkmış bulunduk biz de arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim, Abdul Hoca'nın eli burada sıkıntılıydı. Şimdi gelelim maç sonuna. Maçın içerisindeki aksiyonları dün değerlendirdim. Bir geriye dönerseniz görebilirsiniz. Yediğimiz gollerde bence sol bekin hatası arkasına kaçırdı. Serdar Gürler bence hayatın en iyi futbolunu oynadı. İkinci yediğimiz golde timing hatası yaptı Berat arkasından. Hiçbir savunma oyuncusu, dün de dedim, arkasını dönmez. Arkasını döndü ve ikinci golü yedik. Tabii geriye düştükten sonra, şunu da söyleyeyim hemen maç sonuna gelmeden. Geriye düştükten sonra maçı çevirmek, 10 kişiyle 2-2'ye getirmek öyle veya böyle, ona çarptı buna çarptı, sonuçta 2-2 bitti. Golü öyle yedi mi? Yemedi. Kaleci çok iyiymiş.
Kaleci onun için para kazanıyor. İyi olacak zaten. Ekstra kaleci oynamış. Zaten ekstra kalecimiz bizim ekstra kaleci. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Yapacak bir şey yok. Ve Trabzonspor takımı orada buradan müthiş bir puan aldı. Bu puanlamayla alakalı Abdullah Can'ın yorum var. Buna da birazdan geleceğim arkadaşlar. Ben bundan 2-3 hafta önce oynadık yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ı elimizden kaçırdım dediğimde 2-2 ile çoğu arkadaşımız hani katılan oldu, katılmayan da oldu. Katılmayanlar çoktu. Bakın Kayseri geldi 3 attı, öteki gitti bilmem ne attı. Arkadaşlar Galatasaray'ı biz elimizden kaçırdık. Tekrardan söylüyorum. Gerçekten biz elimizden kaçırdık. Talihsiz 2 tane gol yedik. Geri dönüşümüzü yaptık. Maçı da çevirecek pozisyonlara girdik. Ama olmadı. Sağlık olsun. Geriye dönük bakmaya gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama bir de şunu söyleyeceğim. Kaybetmemek çok önemli. Kazanmak, kaybetmeme alışkanlığı bunlar çok önemli. Gene deplasmandayız. Gene kaybetmedik. Öyle veya böyle bir puanı cebimize koyduk. Allah bereket versin. Rakibin teknik direktörünün röportajını da izledim. Abdullah Hoca'nın röportajını da izledim. Şimdi Abdullah Hoca'nın röportajıyla beraber devam edelim. İsmail Köybaşı'na teşekkür ederim dedi. Çok fazla istekli, arzulu ve röportajda soru almadan söyledi. İsmail Köybaşı sorularının önünü kapattı. Neden İsmail Köybaşı'nı oynattığıyla alakalı, neden onu tercih ettiğini soracaklardı. Abdullah Hoca kafadan bu dedi ki ben çok memnunum, antrenmanlarda da müthiş çalışıyor dedi. Oyuncuya da moral verdi. Neden moral verdi? Dansville sakatlandı. 2-3 gün sonra maç var. Aynı zamanda Trondsen'de yok. Gene mecbur İsmail'e kalacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Ki İsmail'e kalacağız gibi derken önemli bir oyuncu ama formsuz bir oyuncu. Bir türlü tutturamadı. İşler rast gitmedi diye düşünüyorum İsmail için. Ama inşallah toparlanır o da arkadaşlar. Şimdi İsmail Köybaşı'ndan sonra arkadaşlar bir puan olarak düşünüyorum dedi. Hani kazandık, kazancımız olarak düşünüyorum dedi bir puanı. Biz sonuçta burada dedi 10 kişiyle oynadık. Pozisyonlar verdik rakibe. Rakip 50'ye yakın orta kesti. Abdullah Hoca maçtan önce biz rakibin ortalarını biliyorduk ve buna karşı bir önlem almak isterken dedi 10 kişi kalmamızda oyunun seyri tamamen değişti ve rakip ceza sahamıza çok fazla yan orta yaptı. Yan ortaları dünkü videomuzda demişti. Vitor Hugo olmadığı için rakip bütün topları vurdu dedi. Abdullah Hoca da aynısını demiş. Vitor Hugo oyunda olmayınca yan toplarda sıkıntı yaşadık dedi. Bizi de doğrulamış oldu böylelikle Abdullah Hoca. Yani 10 kişiyle böyle veya böyle berabere bitirdiğimiz için ben bir puanı kazanç olarak görüyorum. Abdullah Hoca'nın dediği cümle şu: 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. İstatistiğimiz gayet iyi. Ben skorlardan memnunum dedi. 14 puanla Beşiktaş'la liderlik için aynı puandayız. Averajdan kapışıyoruz şu anda Beşiktaş'la arkadaşlar. Berat değişikliği ile alakalı soruya, Berat'ı neden stopere çektin? Hüseyin Türkmen varken Berat'ı neden yaptın dediler. Abdullah Hoca dedi ki oyun mu oyuncu değişikliği mi dedi. Hoca oyun değişikliğini tercih ettim dedi. Oyuncu değişikliğini hani girmek istemedim dedi. Neden? Çünkü arkadaşlar Berat'ın ayaklarının iyi olduğu, kesici özelliğinin olduğunu biliyorum. Ki kısmen stoper olarak oynayamasa da dedi. Ben Berat'ı geri çekeyim. Hamşik, Bakasetas'ın ayakları iyi. Bu iki oyuncuyla da dedi. Hücumsal anlamda sıkıntıyı yaşamayayım. Topu biraz daha tutarım mı kovaladı. Ama Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakayeme ve ileride Cornelius'la nereye kadar yapabileceksin savunmayı? Yapma imkanın yok. Berat'ı stopere çektik, gol yedik. Berat ikinci golde gene hata yaptı. Bence Abdullah Hoca'nın yerinde olsaydım ben Hüseyin Türkmen'i alırdım. Hiçbir şekilde arkadaşlar herkes bölgesi, defans oyuncuları bölgesinde oynatmaktan yanayım. Ben burada ben Abdullah Hoca'nın stratejik hata yaptığını düşünüyorum. Hüseyin Türkmen'i oynatmayarak bence stratejik hata yaptı. Hüseyin Türkmen oynasaydı çok şey değiştirir miydi diyeceksiniz belki. Bilemeyiz orasını artık. Belki daha da kötü olacaktı. Ama ben ne olursa olsun oraya herkesin mevkisinde görmek isterim. Bu benim kendi düşüncem. Sizin düşüncenizi de bana yazarsanız sevinirim. Şimdi dün biz 6 dakikalık bölüme baktığımız zaman 6 dakikalık bölümde 1 gol atan, 2'yi ve 3'ü kovalayan ve önde basan, hızlı başlamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir Trabzonspor izledik. Kırmızı kartı gördük, her şey değişti. Ben ama şunu eleştiriyorum. Biz 10 kişi kalmış olabiliriz ama karşımızdaki takım da Konya. Senin takımına Konya'dan alabileceğin 2-3 tane maksimum oyuncu var. Gelseler belki de onlar da yedek kalacak. Ama Konya takımı 85-90 dakika uzatmalarla sana üstün oynama vermemen lazım o fırsatı. Senin sahadaki oyuncu kaliten bu oyuncuların bu işi çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sistemsel anlamda, taktiksel anlamda burada biraz Abdullah Hoca hatalar yaptı. İkinci devre yapmış olduğu değişikliklerle biraz daha oyuna girdi ki kendisi de söylüyor röportajda. Ben diyor taktiksel ikinci yarı oyun formatında değişikliklere gittim ve üstünlük aldığımız bölümler oldu. Skoru berabere getirdik. Birkaç tane de pozisyon yakaladık diyen kendisi. Burada da bizi dünkü videomuzda, çektiğimiz videomuzda haklı çıkartıyor arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Konyaspor teknik direktörü çok mutsuz. 2 puanı kaçırdık diyor. Üstün oynayan taraf bizdik diyor.
Hatta yediğimiz ilk golde diyor çok erken geldi diyor. Bizi dengemiz çok bozuldu diyor. İkinci o kırmızı karttan sonra tekrardan her şeyi normale döndürdük diyor. Kendisi de söylüyor ve Marek Hamsik'in kanatlardan topla buluşup içeriye yapmış olduğu servisleri biliyorduk. Çalıştığımız yerden gol yedik diyor. Konyaspor takımının teknik ekibi de iyi çalışmış dersine diye düşünüyorum. Ama tabii bu maç bir ölçü değil bizim için. İlk 6-7 dakikaya baktığımız zaman bence çok iyi bir futbol. Ama 7 dakikadan sonrası da inanılmaz çok kötü bir futbol. Bu kadar 10 kişi de olsa bu kadar geri çekilmemen lazım. 1.50'ye yakın orta ne demek arkadaşlar? Ceza sahasında 30-40 tane topla buluşturduk. Uğurcan Çakır devleşti. Uğurcan Çakır'ın kurtardığı bir maç oldu. Gerçekten bence birazcık düşündürüyor beni yani. 10 kişi de kalsa karşımızdaki takım Bayern Münih değil yani diye düşünüyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dün zaten bir video çektik. Sıcağı sıcağına düşüncelerimi izlemek istiyorsanız bir gerideki videoma dönün. Lütfen onu izleyin. Bu videomuzda da arkadaşlar maç sonu röportajlarımızı değerlendirdik. Oyuncularımızı, maç kadrosunu değerlendirdik. Ama dediğim gibi sakatımız çok. Bu sakatlar bir an önce gelmesi lazım. Ben Cervinho'yu da sakat olarak görüyorum. Canini de çünkü daha yeni geldiler. Bir haftalık antrenmana çıkıyor. Canini 2 gündür antrenmana çıkıyor. Bizim bu sakatları çözmemiz lazım. Koita yok. Aynı şekilde Koita da sakatlandı. Dorukhan yok. Abdülkadir Parmak yok. Yük gene aynı oyunculara biniyor. Bakıyorum 10 tane oyuncunun üzerinde gene yük. Biz geniş kadro, derin kadro dedik ama gene 10 tane oyuncu oynuyor. Hiç oynamayan oyuncular. Şimdi Yusuf Sarı sonradan giriyor. Yunus Mallı girmiyor. Canini, Cervinho sonradan 13-14 tane oyuncumuz var bizim. Normalde 18-19-20 tane oyuncumuz var diyorduk. Birden kaldı 13-14 tane oyuncu maksimum diye düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz sonuna geldim. Herkese hayırlı cumalar diliyorum bugün. İnşallah videomuz sona kadar gelmişsinizdir. Bu dakikayı izliyorsunuzdur. Gelenler geldim buradayım derse de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.